suyun akışını geciktirmemiz lazım. Ya da belli bir kontrol altında bunu gerçekleştirmesi gerekiyor. Çünkü yağış gerçekleştiğinde, biraz önce bahsetmiştim. Toprak suyu doygun olduğunda gerçekleşen yağışın tamamı neredeyse güzel işe geçiyor. İlçemiz bildiğimiz üzere maalesef 2021 yılında iklim değişikliğinin meydana getirmiş olduğu bir sebepten dolayı bir afete uğradı. Bu bağlamda katılımcılarımızın yerinde uygulamalı olarak eğitimi görmesini istedik. Yerinde yaşamış olduğu felaketi görmesini istedik. Bu bağlamda hayatını kaybeden ve bu afette zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun ve başsağlığı diliyoruz. Yani ağaçlar olduğundan belki çok anlaşılmıyor. Ağaçlar olmadığı düşünüldü. Burası gerçekten eğimi yüksek bir alan. Havzanın geneli de aslında bu şekilde. Burada iklim değişikliğinin yangınlar, orman yangınları, meydana gelen seller. Şu an Bozkurt'tayız. Sizler de eminim ki bir sonraki görüntülerde paylaşacaksınızdır. Burada büyük bir afet oldu 2021 yılının Ağustos ayında. Burada şunu söyleyebiliriz. İklimle alakalı farkındalığın yüksek dünya üzerinde birçok insan için çok önem taşıyor. Yani iklim değişikliği dediğimiz zaman sadece kuraklığı düşünemeyiz. Tamamını depolama şansımız yok. İklim varyasyonlarındaki değişimin insana ve doğaya olan etkilerinin tespiti, bunların yerinde gözlenmesiyle ilgili yapılan bu çalışmada kıymetli hocalarımız, proje ekibi bize çeşitli konularda eğitimler verdiler. Projeyi yürüttüğümüzde Özkan Evcim hocama çok teşekkür ediyorum. Buradan bizleri bu projeye dahil ettik. Bizleri davet ettik. Ama hepsi. Burada iklim varyasyonlarındaki değişimin doğaya ve insana olan etkisinin en çok görüldüğü yerlerden bir tanesi. Bozkurt ilçesindeyiz. 2021 yılında yaşanan sel felaketinde doğanın insana neler yapabileceğini, doğanın insana ya da insana ait faaliyetleri ne hale getirebileceğini gördük. Burada bu tür afetlere karşı neler yapılabilir? Afetler karşısında insanların nasıl tepkiler vermesi gerektiğiyle ilgili bazı görüşler gelmişti. Burada sel olayında, meydana gelen sel olayında yaşanan büyük afette nerelerin etkilendiği, bu havza boyunca selin nereden başladığı ile ilgili eğitimler devam etmekte.